Çok değerli hanım kardeşlerim, değerli Çağlayan Celitliler, kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlardan bizi takip eden çok değerli vatandaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sivas'ta değerli hemşerilerim dediler ki, bizden Çağlayan Celit'e selam söyleyin. Buradan biraz sonra Yozgat Yerköy'de mitingimiz var. İnşallah sizin selamınızı da Yerköy'e götüreceğim. Ben 29 Mart seçimlerinin öncelikle Çağlayan Celit'teki bütün siyasi partilerimizin mensuplarına, Mustafa Bey'in dışındaki diğer belediye başkan adaylarımıza ve onların ailelerine de Mustafa Bey'le birlikte, onlara da ailelerine de büyük milletimize de hayırlar getirmesini diliyorum. Bu seçimler ülkemiz için istikrara vesile olsun. Allah memleketimizi terörden, selden, felaketlerden, zelzeleden korusun. Allah ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmasın. Seçimler bir kavga aracı falan olmamalı. Size de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sakın akşam televizyonlara bakıp da liderlere ve onların metotlarına kapılmayın. Sel gider, kumu kalır. Bu seçim de gidecek ama siz komşu olarak, akraba olarak, hemşer olarak yine birlikte yaşamaya devam edeceksiniz. Seçimler elbette tartışma alanı, elbette eleştiri yapılacak. Adaylarımız yapacaklarını anlatacaklar. Ama hiçbir zaman üslup yüz yüze bakmayı engelleyecek olmamalı. Şu sokaktan gittiniz öbür sokakta rakibiyle karşılaşacak adaylarımız. Elinizi uzatıp tokalaşacak kadar arada mutlaka nezaket bırakmalı. Ve hepiniz de birbirinize nezaket bırakmalısınız. Bakın, Büyük Birlik Partisi devletten bir kuruş para almadan siyaset yapıyor. Devletin hiçbir kaynağını kullanmıyoruz. Onun için bütün imkanları kendimiz kullanıyoruz. Bayrakların parası da bizden. Seçim kampanyalarını her ay dayımız kendi yapıyor. İşte ben de bugün çok sıkıştık. İllaki Çağlayan Celit'e gelecektim. O zaman dedik ki, acı zulüm, helikopter tutalım. Tutalım dediler. Arkadaşlarımız kendi napakalarından keserek bu siyaseti yapıyorlar. Biz de onlarla yarışıyoruz. Aşağıda kalmıyoruz Allah'a çok şükür. Hiçbir şeyde de onlardan aşağı kalmıyoruz. Ama size bir şey söyleyeyim. Bakın, seçimlerde kullanmak üzere siyasi partilere 300 trilyon civarında yardım yaptı devlet. 300 trilyon civarında. Az mı bu? O zaman şehidinin çocuğuna burs veremeyen, çiftçisine, işçisine, emeklisine insanca yaşama seviyesinde imkan sağlayamayan bir devletin seçimde böyle meydanlara insanları toplayın, birbirinizle horoz gibi dövüşün diye para vermesi ne kadar adil, ne kadar ahlaklı, bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum. Doğru bırakmıyorum. Sonuçta onlar meydanlara insanları topluyorlar. Nasıl topluyorlar? Otobüsler gönderiyorlar.
başka şehirlerden otobüsleri dolduruyorlar ve paralarını nasıl olsa siz veriyorsunuz. Çünkü sizin verginizden ödeniyor. Çünkü devlet yardımı veriyor o partilere. Onlar da oradan ödüyorlar. Ekmegel'den, Sugöl'den, Harman yeri bedava. Ondan sonra geliyorlar, gladyatörler gibi arenaya çıkıyorlar, birbirlerine tüylerini kabartıp oradan oraya kakalıyorlar. Bu meydandan o meydana, o meydandan o meydana bir sürü hakaret yapıyorlar. Ben bu siyaset anlayışını kabul etmiyorum. Ben bu siyaset anlayışını eleştiriyorum ve reddediyorum. Bugün mevcut sistem insanları yanlış yapmaya sevk ediyor. Masaya oturan kim olursa olsun cebine şeytan koyuyor ve ilk fırsatta şeytana uyduruyor. İşte biz bu düzeni değiştirerek diyoruz ki Türkiye'de iktidarlar değişiyor da bir şey değişiyor.